Dursun Özbek konuşuyormuş. Hemen kameralarımızı çevirelim. Kazanma rekorunu kırarak taşlandırdık. Bunun yanında bizim için manevi değeri çok büyük olan Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası'nı da kazandık. 3 önelme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne yerimizi alıp mücadele ettik. Bu başarılar için başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibe, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için de ayrıca çok üzgünüz. Şimdi bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için elimizde yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. İkinci hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız. Değerli Galatasaraylılar, ard arda çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle hedefimize doğru adım adım ilerleyeceğimize inanıyorum. Futbol takımımız ligde milli maç arasında lider girdi. Bu sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gururla taşımak için de hazırız değerli arkadaşlar. Peki futbolda başarı var, diğer branşlarda yok diye bir takım eleştiriler duyuyoruz. Gördüğünüz rakamların bu eleştirilere güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum değerli arkadaşlar. 2023-2024 sezonunda 2026 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu çok önemli bir başarı. Bu başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine ve sporcularımızın her zaman yanında olan ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Özellikle genç sporcu kardeşlerimizin aileleri büyük fedakarlıklar göstererek onların en iyi şekilde rekabet etmesi için çaba gösteriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kupa kazansın kazanmasın, biz Galatasaray formasını giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz. Onlara buradan büyük bir alkış rica ediyorum onların motivasyonu için. Değerli arkadaşlar, şimdi bu başarıların detaylarından bahsetmek istiyorum. Kadın futbol takımımız yakın zamanda kurulmuş olan ligde geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu sezonda çok başarılı bir başlangıç yaptılar. 3 öneleme turunu geçerek UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterdiler. Bunu başaran Türk kadın futbol takımı oldular. Bunu başaran ilk Türk kadın futbol takımı oldular. Onlara buradan bu tarihi başarı için kutluyorum. Bu hafta, geçtiğimiz hafta yani, bu ligin favorilerine Lyon'a karşı ilk maçlarını oynadılar. Umuyorum her sene üstüne koyarak Galatasaray'ı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir konuma getireceklerdir. Erkek basketbol takımımız geçtiğimiz sezonu çeyrek finalde tamamladı. Bu sezon eski Abdi İpekçi Salonu yeni basketbol gelişim merkezinde maçlarımızı oynamaya başladık. Sezona şanssız bir başlangıç yaptık. Kısa sürede toparlayıp yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Kadın basketbol takımımız geçtiğimiz sezon Eurocup'ta çeyrek final, ligde yarı final oynadı. Avrupa ve ligde önemli yerlere gelme hedefimiz bu sezonda devam ediyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızla normal sezonu lider, playoff'ta 4. oldu. Bu sene orada güçlü takımlar kuruldu. Yine iddialıyız. Önemli başarılar elde etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, voleybol şubemizde geçtiğimiz sene olduğu gibi yine bir kupayla sezona başladık.
Kadın takımımız Balkan şampiyonluğunu kazanarak bizi çok mutlu etti. Bu sezon oynadıkları 7 karşılaşmayı da set vermeden kazandılar. Onları kutluyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Vakıfbank'a karşı aldığımız net galibiyet bu sezon ne kadar iddialı olduğumuzu gösteriyor. Erkek voleybol takımımız geçtiğimiz sezonu 4. tamamladı. Bu sezon Sev Cup'ta mücadele edecek. Bu sezon voleybolda iki branşta da önemli hedefler koyduk. Bunun için de çok çalışıyoruz. Voleybolda alt yaş kategorilerinde kazandığımız başarılar geleceğe dair umutlarımızı da artırıyor. Su topu şubemizde geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamladık. Erkek takımımız LAN Challenger Cup'ta namağlup şampiyon olarak ülkemize erkeklerde ilk Avrupa Kupası'nı getirdi. Bunun yanında sezonu şampiyon olarak tamamladı ve 29. Lig Kupası'nı müzemize kazandırdı. Ayrıca alt yaş kategorilerinde de şampiyonluklar kazanıyor, sporcu kardeşlerimizin başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Yine 105 şubemizde sahip olduğumuz başarı geleneğini tüm yaş gruplarında geçtiğimiz sezonda da devam ettirdik. Yüzücü kardeşlerimiz sadece kazandıkları madalyalarla değil, kırdıkları 13 Türkiye rekoruyla da bizi gururlandırdılar. Bunun yanında bu yaz düzenlenen olimpiyatlarda kulübümüzü 3 yüzücü kardeşimizle de temsil ettik. Yeni kurduğumuz otizm yüzme şubesinde katıldığımız yarışmalarda madalyalar kazanarak önemli bir başlangıç yaptık. Umarım bu başarılar büyüyerek devam edecektir. Kürek şubemiz, Deniz Küreği Şampiyonası'nda ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kazandığımız şampiyonluklarla bizi gururlandırdı. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılar kazanan sporcularımızı kutluyorum. Yelken şubemizde genç kardeşlerimiz kazandıkları başarılarla geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Ecem Güzel kardeşimiz Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Paris Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil ederek bizlere önemli bir gurur yaşattı. Judo'da erkekler ve kadınlarda namağlup Türkiye şampiyonu olduk. İki sporcu kardeşimiz kulübümüzü olimpiyatlarda temsil ederek bizi gururlandırdı. Bunun yanında birçok yerel ve uluslararası yarışmada önemli birincilikler kazanmaya devam ediyoruz. E-spor'da FIFA takımımız Süper Lig'in ilk şampiyonu oldu. Kadın PUBG Mobile takımımız da kazandıkları 3 Avrupa şampiyonluğuna 6 turnuva birinciliğini ekleyerek yoluna devam ediyor. Değerli arkadaşlar, atletizmde sporcularımız tüm yaş kategorilerinde tam 94 madalya kazandı. Milli takımlar seviyesinde kulübümüzü temsil eden 10 sporcumuz var. Ben bu rakamın önümüzdeki dönemde daha da artacağına yürekten inanıyorum ve onlara başarılar diliyorum. Bridge şubemizde başta kadın bridge takımımızın Avrupa şampiyonluğu olmak üzere başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Şubemizin katılmış olduğu yarışmalar ve yapmış olduğu masraflar sponsorlar vasıtasıyla karşılanmaya devam ediyor. Değerli Galatasaraylılar, şimdi biraz da son dönem finansal tabloları hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle biraz sonra göreceğiniz tablolardaki iki hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, tüzük değişikliği sonrası mali yılımız Ocak-Aralık'tan Haziran-Mayıs arası olarak değişti. Bu yüzden bu seneki finansallar Haziran-Mayıs geçmiş yıllar Ocak-Aralık olarak gösterilmiştir. Her ikisi de 12 aylıktır. İkinci husus da
Geçmiş yıllarla karşılaştırmayı kolaylaştırmak için rakamları euro bazında verdik. Tabloda gördüğünüz üzere 287 milyon euro yani yaklaşık 8.9 milyar lirayla kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık. Değerli arkadaşlar, şimdi bu rekor hasılata katkıda bulunan 3 önemli hasılat kalemini sizlere detaylandırmak istiyorum. İlk olarak kombine VIP, loca ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat 52 milyon euroya ulaştı. Bu rakam sadece geçmiş seneye isabet eden hasılattır. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41.614 kombineyi kısa zamanda bitiren, her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza büyük bir teşekkür ediyorum. Onların katkısı bu rekor rakamına ulaşmasını sağladı. Taraftarlarımız için de biz de taraftarız. Büyük bir alkış rica ediyorum değerli arkadaşlar. Galatasaray'ımız bu dönemde ortalama 43 bin seyirci ve %82 doluluk oranına ulaştı. Yeni stadımız açıldığından beri en yüksek ortalama seyirci ve doluluk oranı rekorunu da kırdık. Bu rekor, futbol takımımızın son dönemde aldığı başarılarla daha da büyüyecek, buna yürekten inanıyorum. Son dönem başarılı olduğumuz ve yerlerden bir tanesi de Galatasaray Spor, yani mağazacılık. Mağazacılıkta sürekli büyüme halini 79 milyon euroluk bir ciroya rekor kırarak devam ettiriyoruz. Bunu yaparken mağazacılığın EBITDA karlılığına yaptığımız iyileşmeler sayesinde de aynı şekilde yükselttik. Bu karlı ve hızlı büyüyen şirketimizin yakın zamanda halka arzını planlıyoruz. Bu konuda sizlere önümüzdeki dönemlerde daha detaylı bilgiler de vereceğiz. Geçen sene 701 bin forma satış rakamına ulaştık. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Yeni sezonun başından itibaren bu sene 412 bin forma satmış durumdayız. 1 milyon forma satış hedefine ulaşmak için çalışıyoruz. Her Galatasaray Store'dan orijinal forma alarak bu hedefimize destek olmasını rica ediyorum. Tüm bu büyümeyi sağlarken mali disiplini de korumaya devam ediyoruz. Tabloda gördüğünüz üzere çalışan maliyetlerinin cirodaki payı düşmeye devam ediyor. Değerli arkadaşlar, bir başka önemli hasılat kalemi de sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinde karşımıza çıkıyor. Bu gelir kalemi geçen sene 75 milyon euroya ulaşarak bir rekor daha kırmıştır. Futbol takımımızın başarıları formamızdaki sponsor sayısı ve toplam sponsorluk gelir miktarında ciddi şekilde artırmıştır. Tabloda gördüğünüz üzere yaklaşık 25 milyon eurolara ulaşmış durumdayız. Sadece formamız üzerindeki reklamlar itibariyle. Stadyum isim hakkı gelirlerimizde yeniden 9 milyon euro seviyelerine dönmüş bulunuyoruz. Keza sağ kenara reklamlarımızda da önemli bir artış yakalamış vaziyetteyiz. Tüm bu gelirler bizi konsolide brüt kar anlamında 430 milyon Türk lirasına, yani 14 milyon euroluk önemli bir noktaya ulaştırdı. Son 10 senenin en yüksek brüt karına şu anda ulaşmış durumdayız. Tüm şubelerin giderlerini de içermesi dolayısıyla konsolidede brüt kar elde etmek bizim için çok değerli. Bu rakama herhangi bir gayrimenkul değerlemesi ve enflasyon muhasebesi de dahil değildir. Uzun yıllar sonrasında rekor kırarak
yaklaşık 5.2 milyar liralık yani 166 milyon euroluk bir dönem sonu konsolide net karlılık elde etmiş olduk. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor sevgili Galatasaraylılar. Şimdi biraz önce size bahsettiğim 430 milyon lira konsolide brüt kardan 5.2 milyar lira konsolide net kara nasıl ulaştığımızı detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz tabloda 3.6 milyar liralık yatırım faaliyetlerinden gelirlerin 2.3 milyar liralık kısmi gayrimenkul değer artışıdır. Bu değer artışının neden yapılmak zorunda olduğumuzu da birazdan açıklayacağım. Geri kalan 1.3 milyar liralık kısmı ise futbolcu satışlarından elde edilen kârdır. Bu iki kalem de muhasebe tekniği gereği yatırım faaliyeti altında gösterilmek zorundadır. Bir diğer önemli gelir kalemi ise enflasyon muhasebesinden doğan 5.4 milyar liralık parasal kazançtır. Bunun da neden yapılmak zorunda olduğunu da sizlere açıklayacağım. Tüzüğümüz gereği uygulamakta yükümlü olduğumuz uluslararası finansal raporlama standardının 40. maddesine göre gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer değişimleri finansal tablolara yansıtılmak zorundadır. Ekranda da gördüğünüz gibi hem yeni gayrimenkuller edindik hem de elimizdeki gayrimenkulleri geliştirip değer artışı sağladık. Bu yaptıklarımızın finansal tablolarımıza pozitif bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Ağustos 2024 itibariyle SPK lisanslı değerleme kuruluşlarının yaptıkları çalışmaya göre gayrimenkullerimizin toplam değeri 14.8 milyar TL yani 443 milyon dolardır. Yine tüzüğümüzün gereği uygulamakla yükümlü olduğumuz uluslararası finansal raporlama standardının 29. maddesine göre son 3 senede toplam %100'ü aşan yüksek enflasyonlu ekonomilerde enflasyon muhasebesi uygulamak zorundayız. Bu konuda bağımsız denetim firmamız Grant Thornton'dan alınan görüşü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Orada detaylı olarak gözükmektedir. Onlar da konsolidasyon yapan şirket ve derneklerde enflasyon muhasebesi uygulanmasının zorunlu olduğunu ifade etmiştir. Ortaya çıkan 5.2 milyar TL'lik konsolide net kardan kaynaklı nakdin nasıl dağıldığını şimdi anlatmak istiyorum. Zira bir takım eleştiriler geliyor, bu kar var, nakit nerede şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Elbette ki gelir gider tablosu ve nakit akışı birbirinden farklı konulardır değerli arkadaşlar. Değerli Azerun, bu tablo çok net. 5.2 milyar TL konsolide net kardan 2 milyar 587 milyar TL nakit elde edilmiştir. Bu nakdin 193 milyon TL'si yatırımlara harcanmış, geri kalan 2.4 milyar TL ile 1,5 milyar liralık faiz ve 1 milyar 118 milyar liralık ana para ödemesi yapılmıştır. Bu ana para ödemesinin büyük kısmı Flori arazisinin satın alınmasına kaynaklanan kredinin ödemesinden ibarettir. Peki, bu ana para ödemesi sonrası finansal borçlarımız nereye evrildi? Gururla ifade etmek isterim ki, yaklaşık %50'ler seviyesindeki faize ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortama rağmen TL bazında finansal borçlarımız belki de 20 sene boyunca ilk defa azalmıştır. Bu borcu 2.4 milyar TL'ye düşürdük değerli arkadaşlar. Günümüz ekonomik koşullarında gösterdiğimiz bu başarıyı siz değerli üyelerimizin takdirine sunuyorum.
Finansal borçlarımızı euro bazında değerlendirirsek yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu rakam son dönemlerin en düşük borç seviyesi. Bu vesileyle tüm döviz kredilerimizi TL'ye çevirmemizi sağlayan merhum Mustafa Cengiz Başkan ve ekip arkadaşlarına Galatasaray adına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha yolun başındayız değerli arkadaşlar. Bu finansal disiplini en iyi şekilde sağlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Gelelim öz kaynaklarımıza. Uzun süre sonra hem konsolide hem sportif AŞ'de öz kaynağımızı tekrar pozitife çevirmiş durumdayız. Hepimizin dikkatle takip ettiğini bildiğim bir konuda derneğin sportif AŞ'ye olan borcu. Bu rakamda henüz istediğimiz seviyede bir azalma sağlayamadık. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması ile bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Yeni dönemde Kemerburgaz tesislerimizi uzun süreliğine sportif AŞ'ye kiralayarak bu borcu ödemeyi planlıyoruz. Borç alacak farkı. Sizlere sunduğumuz kitapçığın son sayfasındaki borç alacak farkına dair yapılan yorumlara açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle bu tablo UFRS'ye göre değildir. Vergi usul kanununa göre hazırlanmış, düzenlenmiştir. Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz her iki tarafta da eliminasyona tabi tutulması gereken kalemler vardır. Eliminasyonlar yapıldığı zaman, yani karşılıklı aynı tabloda bulunan değerler elimine edildiği takdirde her iki taraftaki rakamlar da bayağı düşecektir. Bunu bu tabloda borçlar kısmında bilançomuzdaki yükümlülüklerin tümü mevcutken bu yükümlülüklere bağlı varlıklar alacak kısmında bulunmamaktadır. Yani şöyle ifade etmek lazım. Ekranda gördüğünüz tabloda sağ tarafta örneğin bir ev satın alıyorsunuz. Bu evin borcu sağ taraftaki tabloda var. Ama bunun karşılığında sol taraftaki tabloda ev yok. Sol taraftaki tabloda ev yok. Şimdi dolayısıyla eğer bir yatırım yapıyorsanız sağ taraftaki tabloda oyuncularla ilgili bize hizmet eden oyuncularla ilgili bonservis, maaş hepsi var. Ama sol tarafta oyuncular yok. Dolayısıyla bu tablonun artık bizim istediğimiz şekilde bizi aydınlatması mümkün gözükmüyor. Dediğim gibi söz konusu varlıklar kısmında bulunmamaktadır sol taraftaki tabloda. Bunların en önemlisi de 14 milyar TL değerindeki gayrimenkuller ve 2.8 milyar TL değerindeki bonservis bize ait olan futbolcuların değerlendirmeleridir. Bu yüzden tüzüğümüzün gereği olarak UFRS'ye göre hazırlanan konsolide bilançoya bakmak daha doğru olacaktır. Buna göre ekranda gördüğünüz gibi toplam varlıklarımız 21,5 milyar TL'dir. Toplam yükümlülüklerimiz de 13.7 milyar TL'dir. Dolayısıyla varlıklarımız yükümlülüklerimizden 7.8 milyar TL daha fazladır. Bu vesileyle gelir getirecek iki yeni projeden de bahsetmek istiyorum. Birincisi Galatasaray Para.
Galatasaray taraftarlarına özel bu mobil bankacılık uygulamasının kulübümüz açısından önemli bir gelir kalemi yaratacağına inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı GS Para ile bankacılık işlemlerini yapmaya da davet ediyorum. Devam eden bir diğer projemiz Galatasaray Plus adını verdiğimiz dijital proje. Galatasaraylıların dijital dünyada aradıkları her türlü içeriğe ayrıcalığa sahip olacağı bu yepyeni dünyanın hazırlıkları da devam ediyor. Kısa bir süre sonra da bunların lansmanlarını gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, biraz da tesislerimiz ve devam eden projelerimizdeki son durum hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Her bir proje için bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı ayrı ayrı anlatmak istiyorum. Göreve geldiğimizde metrokalde bir Galatasaray adası vardı. Öncelikle adamızda milli emlaka ait parsellerin irtifak tapusunu 30 yıllığına aldık ve imar durumunu da çıkarttık. Bu alım önümüzdeki dönemde ada üzerinde oluşabilecek tüm hukuki sorunların önüne geçmiş oldu. Hızlı bir şekilde orada üyelerimize 12 ay hizmet verebilecek bir tesisi kullanıma açtık. Bugün sadece üyelerimizin ailelerinin ve misafirlerinin kullanımına açık, yaz ve kış hizmet veren bir tesisimiz adamızda faaliyettedir. Adamızın mimari projesini hazırladık ve ruhsat başvurusunu yaptık. Eskiyen kazıkların ve iskelelerin yenilenmesi için bir sponsor vasıtasıyla çalışmalarımıza başladık. Bu sponsorluğun gerçekleşmesinde katkıları olan sayın üyemiz Ozan Öğüt'e buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Adamızda önümüzdeki dönemde yani Ekim-Haziran arası dönemde şu an slaytta gördüğünüz çalışmaları yapacağız. Detaylı bir şekilde orada anlattık. Adamızda yapmayı planladığımız etkinlik alanının kullanımı tamamıyla kulübümüzün kontrolünde olacaktır değerli arkadaşlar. Bu kafa karışıklığı olmasın istiyorum. Galatasaray adası Galatasaraylılarındır ve öyle de kalacaktır değerli arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi Florya'daki arazimize bitişik halde bulunan emlak konutu ait 41 dönümlük araziyi satın aldık. Bu satın alma için gerekli finansman kişisel kefaletlerle sağlandı ve Leo Rezidans projesi gelirleri de vadesinden önce ödendi. Gayrimenkulün üzerinde herhangi bir borç kalmamıştır. Bunun yanında imar durumundaki sorunlar da çözülerek arsanın değeri daha da artırıldı. Sizlerin desteğiyle bu arazide yaklaşık 97 bin metrekarelik bir konut projesini gerçekleştirmek için de sizlerden yetki aldık. Adnan Polat Başkanımız liderliğinde gayrimenkul, hukuk ve finans konularında uzman Galatasaraylılardan oluşan bir ihale komisyonunu oluşturduk. Bu komisyonun hazırladığı ihale şartnamesi son haline geldi. Adnan Başkanım bu konuyla ilgili ayrıca üyelerimizi bilgilendirmek isteyecektir diye düşünüyorum. Sayın Divan Başkanım, bu konuyla ilgili benim konuşmamı müteakiben Adnan Başkan'a söz verirseniz üyelerimize detaylı bilgiler sunacaktır. Bu şartname ile paralel olarak ihaleye katılacak firmaların projeyi tamamlama kapasiteleri hakkında görüş bildirmesi için Örsünyak firmasıyla da anlaştık. Değerli Azerun, sizden aldığımız yetkide ne ifade ettiysek aynı şekilde devam ediyoruz. Komisyonumuzun çalışmaları tamamlamasıyla en kısa sürede ihalemizi sonuçlandıracağımıza inanıyorum. (Gülüyor)
Riva projesinden bugüne kadar detayları burada yazılı. Kulübümüzün elde ettiği fayda yaklaşık 170 milyon dolardır. Riva projesinin kulübümüze bugüne kadarki katkıları tartışılmazdır değerli arkadaşlar. Bunun böyle bilinmesini rica ediyorum. Bugün finansal borcumuzun rakiplerimize göre daha uygun olmasının sebeplerinden biri de Riva'dan elde edilen bu faydadır. Riva'da halihazırda 125 adet villa satılabilir halde inşaatı satılabilmesi için inşaatı devam etmektedir. Bu villaların satışından önümüzdeki dönemde de yaklaşık 2,5 milyar lira civarında bir faydayı Galatasaray'a sağlamayı da düşünüyoruz. Riva'da özellikle son zamanlardaki gayrimenkul piyasalarının gelişmesine bağlı olarak satışlarımız biraz yavaş gitmektedir. Ama neticede bu dönemsel problemlerin aşılmasıyla da süratle Galatasaray'a fayda sağlayacaktır. Mecidiyeköy'deki binamızı bir konut projesine dönüştürerek bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyar lira gelir elde ettik. Şu zamana kadar 126 bağımsız bölüm satıldı. Elimizde 61 bağımsız bölüm hala var. Bu inşaatı Aralık ayında tamamlamayı düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, göreve geldiğimiz ilk dönemde önceliklendirdiğimiz konulardan bir tanesi de Kemerburgaz arasında yapmayı planladığımız tesislerdi. Bu amaçla 2017 yılında kulübümüze kazandırılan bu arazinin irtifak tapularını da 30 yıllığına aldık. Bugün orada kurduğumuz Metin Oktay tesislerinin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 14.500 metrekare kapalı alana sahip bu modern tesisi, bizim göz bebeğimiz olacak ve geleceğin yıldızları burada yetişecektir. Kemerburgaz tesislerinde sezonun ilk antrenmanını yaptık. Fakat futbolcular açısından daha rahat olacağı için bir süre daha Florida'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben bu açıdan size verdiğimiz sözü tutamamın üzüntüsünü yaşıyorum. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bunun sebebi oradaki ana firmanın konkordato ilan etmiş olması ve bundan dolayı işlerin durma noktasına gelmesidir. Bu sorunu çözmek amacıyla hızlı bir şekilde çalışmaları kulüp olarak devam ettirdik. Bu çalışmalar da bitmek üzere değerli arkadaşlar. Yaklaşık 450 milyon liralık bir maliyeti oldu bu tesislerin kulübümüze şu ana kadar. Ve tüm finansmanı kulübümüz kendi imkanlarıyla yapmıştır. Bunun böyle bilinmesi çok önemli. Artık size nazar değmesin diye bir tarih vermek istemiyorum. Taşınma tarihine teknik heyetimizle birlikte karar vereceğiz. Kısa bir zaman içinde de bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Akademi ve kadın futbol takımının kullanımına ayrılacak olan ikinci faz çalışmalarında Eylül 2025 tarihinde bitirmeyi planlıyoruz. Evet, diğer bir kazanımımız Aslantepe Vadisi. Galatasaray'ın en az 50 senesini güvence altına alacak bir vizyon projesi bu değerli arkadaşlar. Son yaptığımız çalışmayı ekranda 3D olarak görmektesiniz. Stadımıza komşu olan 62 dönüm arazinin irtifak hakkını geçmiş dönemde kulübümüze kazandırdık. Aslantepe Vadisi başta basketbol, voleybol olmak üzere birçok amatör şubemizi tek bir çatı altında toplayacaktır. Bu proje Galatasaray'ı bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Buna yürekten inanıyorum. Burada 10 bin kişilik çok amaçlı bir basketbol salonu, 5 bin kişilik bir spor salonu, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve ticari alanlar olan bir kompleks olacaktır. Buranın imar planı için önemli olan zemin etüdü tamamlandı. İmar planının onaylanmasıyla birlikte Kasım 25'te inşaata başlamayı da planlıyoruz. Değerli hazırım,
Sizi bir konuda bilgilendirmek istiyorum, o da şu. Bildiğiniz gibi Galatasaray Spor Kulübü'nün yaklaşık 17 branşı var. Bunları amatör seviyede değerlendiriyoruz. Bugün problemlerimizin en büyüğü bu şubelerin dağınık bir şekilde İstanbul'un her tarafına, Türkiye'nin her tarafına yayılmış olması. Yani voleybolu başka bir yerde oynuyoruz, basketbolu başka bir yerde oynuyoruz. Altyapı için gereken tesislerimiz olmadığı için onu başka bir yerde kiralamaya çalışıyoruz. Bu Aslantepe projesinin amacı bütün bu dağınıklığı engellemek, bu dağınıklığın bize getirdiği fazla masrafları elimine etmekten ibarettir. Ayrıca önümüzdeki yıllara Galatasaray'ı yöneten kişilere, Galatasaraylı sporculara da büyük bir kolaylık sağlamış olacağız. Onun için Aslantepe projesi çok önemlidir ve Galatasaray'ın bir vizyon projesidir. Şimdi gelelim son dönemin en çok speküle edilen konularından bir tanesi olan kombine ve bilet satışlarına. Öncelikle bu konuda kimsenin kafasında soru işareti kalmasın diye rakamlarla tüm detayları sizinle paylaşmak istiyorum. 2023-2024 sezonu için iç sahada oynanan toplam 29 Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupalarındaki maçlarımızdaki ortalama seyirci rakamını sizlerle paylaşıyorum. Sadımızın toplam 53.978 kişi kapasitesi vardır. Deplasman, basın, protokol, engelli tribünü ve tampon bölgeyi çıkarınca 50.168 koltuk satılabilir olarak geriye kalıyor arkadaşlar. Biz geçen sezon bu koltukların 41.614 tanesini sezon başında kombine olarak sattık. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bu satışların tümü Pasolik üzerinden yapılıyor. Yani tüm satışların kime, ne zaman, nasıl yapıldığı belli. Dönelim tablomuza. Bu hesapla maç günü satılabilir koltuk sayımız ortalama 8.554. Kombine devir ortalamamız, yani kulübe kombine sahibi tarafından devredilen kombinenin ortalaması da 6.166. Bu rakamlar bütün sezon boyuncaki devredilen ve satılan koltukların ortalaması olarak alınmıştır. Tabi derbilerde bu devir rakamları yüzlere kadar da, önemli maçlarda yüzlere kadar da düşmektedir. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı ortalama olarak 14.720'dir. Bu koltukların ortalama 11.458 tanesi Pasolik uygulaması üzerinden satılıyor. Kulübün dahli olan satışını kendisinin yaptığı koltuk sayısı ortalama 1549'dur değerli arkadaşlar. Peki bu 1549 bileti kulüp kimlere satıyor? Orada satılan, bu biletlerin satıldığı kurumları görmektesiniz. Bunlar kimdir? Divan üyeleri, kulüp üyeleri, yardımlaşma sandığı, eski sporcular, resmi kurumlar, sporcu yakınları, sponsor talepleri, loca sahiplerinin talepleri ve akademiler. Yine hatırlatmak istiyorum, bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları da Pasolik üzerinden yapılıyor. Yani her şeyin kaydı var değerli arkadaşlar. Yani burada şunu ifade etmek istiyorum. Son günlerde tartışılan konunun incelemesi için satılan tek bir biletin bile kaydı koydu var. Yani kime verilmiş, kimden talep gelmiş, kim şey yapmış. Dolayısıyla bunun çok değerli buluyorum.
Çünkü söz konusu yakıştırmalara geldiğimiz zaman bunlarla ilgili bize bilgi ve belgelerin ulaşması halinde yapılacak araştırmalar sonucunda da çok kolay bir şekilde olayları, failleri tespit etmek son derece mümkün. Tüm bu rakamları ifade ettikten sonra gelelim konumuza. Kimse kusura bakmasın, ben artık bu yapılana dedikodu diyorum değerli arkadaşlar. Çünkü eğer bir iddia olsaydı, sahibi çıkıp elindeki bilgi belgeyle yapılması gerekeni yapardı. Soruyorum, elinizde bilgi belge var mı? Ben oradan duydum, ben bundan işittim, başka hiçbir şey yok. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Burada yine tekrar edeyim, babamın oğlu olsun, bu konuda bir yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Şimdi konuyu yargıya intikal etmiş vaziyette, sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Değerli arkadaşlar, sizlerin bu konuda biraz sabırlı olmasını istiyorum. İfade etmeye çalıştım. Konuyu son derece önemli buluyoruz ve konunun üzerine gitmekte de son derece kararlıyız. Hukuki süreç dışında KPMG firmasıyla bir usulsüzlük denetim ve süreç iyileştirme raporu hazırlanması konusunda da anlaştık. Bundan ayrı olarak denetim kurulumuzda kendi bağımsız incelemelerini yapmaya devam ediyorum. Öyle bir duruma düştük ki değerli arkadaşlar, sanki kara borsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Ben buradan tüm Galatasaray camiasına sadece bir soru sormak istiyorum. 18 kişiye soruşturma var diye başlayıp sonra yönetim kurulundaki arkadaşlarımı bu konunun içine sokmaya çalışan dedikoları yapanlar Galatasaray'a verdikleri zararı hiç düşünüyorlar mı? Bu konu hem yönetim kurulu hem sizler için hem de Büyük Galatasaray camiası için çok önemli. Yönetim olarak biz gerekli bütün araştırmaları yapıyoruz. Gerekli müracaatları da yaptık. Yani yapacağımız işlerden bir tanesi iç araştırma, profesyonel bir firmanın araştırması ve aynı zamanda da hukuka gitmek, savcılığa bu konuyla ilgili araştırma yapması için duyuruda bulunmak. Ben buradan sizlerden rica ediyorum. Bu konu konuşuldukça Galatasaray'a daha büyük zararlar vermektedir. Onun için değerli arkadaşlar biraz sabırlı olun. Göreceksiniz çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Özellikle savcılığın yürüttüğü çalışmalar nihayetlenmek üzeredir. Onun sonucuna göre bunu tartışıp kendi aramızda konuşmamızda büyük fayda var. Ne bizim söylemlerimizden hukuk etkilensin, ne de bu işin içinde olduğu iddia edilen yönetim kurulu arkadaşlarımız yapılan bu dedikodulara bağlı, yapılan bu iftiralara bağlı kendilerinin suçsuz olduğunu ispat etme durumunda kalmasın. Bazı söylemler hem Galatasaray'ımıza hem de etik değerlerimize yakışmamaktadır. Eğer bir suçlu varsa kimsenin endişesi olmasın, cezasını da görecektir. Bir diğer tartışılan konu forma sırt sponsorluğumuz. Süreci size özetlemek istiyorum. Biz bu sözleşmeyi 15 Eylül'de imzaladık. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Sözleşmeyi imzaladığımız şirket, Avrupa'da birçok kulüpte de benzer sözleşmeleri imzalayan bir dijital spor haber portalı. Biz bu sözleşme için TFF'den yazılı onayımızı alarak ilerledik. 17 Eylül'de bir takım iddialar ortaya atılınca dedik ki sözleşmeyi askıya alın. Konu netleşsin, sonra devam ederiz. 30 Eylül'de TFF vermiş olduğu izni iptal etti. Biz de sözleşmeyi feshettik. Olay
bundan ibarettir. Hiç kimse başka bir şekilde bu olayı tarif etmeye ve anlatmaya çalışmasın. Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmiş olmamızdan çok korkmuşlar. Sabah akşam açıklama yapıyorlar. Hiç korkmasınlar. Biz bu sponsorluktan bir kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan hesabı bile sorulmayan sponsorluk desteklerine karşı kazanmaya devam ederiz. Hiç merak etmesinler. Değerli Azerim, gelelim son dönem yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmalarına. Ülkemizin yaşadığı 6 Şubat deprem felaketinin hemen ardından oluşturduğumuz Birlikte 1905 çatısı ile tüm sosyal çalışmalarımızı daha yüksek bilinç ve kararlılıkla yapılandırma fırsatı bulduk. Artık neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen deprem bölgesine olan desteğimiz devam ediyor. Bugün itibariyle 501 çocuk, 1523 insanımız hazırladığımız konteyner kentte yaşamına devam ediyor. Yaşam alanımız en olumlu ve uzun soluklu şartları taşıdığı için Maraş'taki son aile evine yerleşene kadar merkez yaşam alanı olarak da devam edecektir. Biz de Galatasaray olarak her vesileyle orada olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Birlikte 1905 çatısı altında geleneğimizden getirdiğimiz değerlerle toplumun tüm kesimlerinde sosyal dayanışma çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Deprem bölgesinden çocuklarımızı, devlet koruması altındakileri, özel ihtiyaçlı çocuklarımızı eğitim, yemek ve maç izletme gibi etkinlik günlerinde ağırlıyoruz. Onlarla birlikte eğleniyor, sporun iyileştirici ve geliştirici gücünü onlarla paylaşıyoruz. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızı onurlandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz engelsiz aslanlar balosu ile Galatasaraylıları bir araya getirdik ve kulübümüze de bayağı bir katkı sağladık. Otizm yüzme şubemiz ve Galatasaray Paralimpik Akademi ile fırsat eşitliği alanında çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Kadına şiddetin kabul edilemez boyutlara ulaştığı bu günlerde Galatasaray olarak toplumsal cinsiyet eşitliği için yaptığımız çalışmaları özellikle vurgulamak istiyorum. Bu alanda fırsat eşitliğini garanti altına almak için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu kurduk. KAGİDER'in öncülüğünde geliştirilen fırsat eşitliği modeli FEM sertifikasını alan ilk Türkiye'deki ilk spor kulübü de biz olduk. Sporcu, yönetici, üye, çalışan, taraftar, tüm kadın paydaşlarımız açısından sporda cinsiyet eşitliği için öncü olmaya devam ediyoruz. Ayrıca memnuniyetle paylaşmak isterim ki 2003 yılında yeni üye kabulünde %11 olan kadın oranı son 2 yılda %41'e çıkmış durumdadır. Bunun yanında yine birlikte 1905 çatısı altında ve Akut Vakfı İşbirliği ile kurduğumuz acil müdahale eğitmen ekibimiz eğitimlerini de vermeye devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde lisemizin bahçesinde düzenlediğimiz 100 yılın gecesi adlı etkinliğimiz ve atamızı anmak amacıyla yaptığımız anıt kabir ziyareti de bu dönemdeki çalışmalarımız arasındadır. Önümüzdeki dönemde önem verdiğimiz projelerden bir tanesi stadımızda yer alacak heykel projesidir. Ali Sami Yen Spor Kompleksinin teme bakan köşesinde konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Bu heykel, o bölgeden geçen her Galatasaraylı için bir gurur vesilesi olacak, buna yürekten inanıyorum. O kadar ki, burada resmini görüyorsunuz.
Üstteki kaide döner bir kaide. Alanda toplantı yapıldığı, topluluk halinde kutlamalar yapıldığı zaman kaidenin yüzü toplantıyı yapan tarafa bakacak. Normal zamanlarda da kaide dönerek TEM'den geçen bütün araçları görebileceği şekilde konuşlandırılmıştır. Sistem o şekilde projelendirilmiştir. Değerli Hazirim, oldukça uzun bir konuşma yaptım. Bu konuşmada bahsettiğim her konu bence Galatasaray için çok değerli konular olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısa bir özetle de bu konuları toparlamak istiyorum hafızamıza yer etmesi için. Göreve geldiğimiz Haziran 2022'den beri adamızda hazineye ait parsellerin tapularını aldık, imar durumunu çıkardık, gerekli onarım ve eklemeler yapılarak üyelerimizin kullanımını açtık. Florya'da çok değerli 41 dönümlük bir arsayı tapusuyla kulübümüze kazandırdık ve imar durumundaki problemleri çözdük. 40 yıl aradan sonra kulübümüze Kemerburgaz'da modern bir antrenman ve kamp tesisi kazandırdık. Stadımızın yanında 62 dönüm arazinin irtifak hakkını kulübümüze kazandırdık. 2 yıl üst üste şampiyon olan kadroya yatırım yaptık ve sportif başarıdan da ödün vermedik. Bütün bunları yaparken yüksek enflasyona ve %50 yaşayan faiz oranlarına rağmen konsolide finansal borçlarımızı hem euro hem TL bazında da azaltmayı başardık. Ben bu başarılara vesile olan işinden, gücünden, ailesinden, çocuklarından uzak kalıp sadece Galatasaray sevgisiyle bu başarı için çalışan son üst yönetimin yönetiminde bulunmuş olan tüm arkadaşlarıma, bizi bu çalışmalarda destekleyen üyelerimize ve tüm sportif aktivitelerde destekleyen taraftarlarımıza gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve değerli Hazirim, ayrıca çok daha büyük bir teşekkürü bu 119 yıllık Çınar'ı bizlerden önce yöneten abilerime, bizlerden önceki başkanlarıma da buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Çünkü bu Ulu Çınar onların çabası sayesinde bugün Türkiye'nin en büyük markası, spor markası olmuş, dünyada en çok bilinen takımlar arasına girmiştir. Bundan sonra bizim görevimiz, abilerimizin yaptığının bir daha ileriye taşımak, daha da büyütmek. Benim ve arkadaşlarımın çabası bu yöndedir. Biz Galatasaray'a hizmet etmek için geldik. Dolayısıyla bu manada birlik ve beraberliğimizin bize vereceğiniz desteğin önemi çok büyük değerli Galatasaraylılar. Biz bu güzel büyümeyi, bu başarı silsilelerini beraber yaşayacağız inşallah. Onun için bizi desteklemeye devam edin. Çünkü sizin desteklerinizle biz büyüyoruz. Önümüzdeki dönemde size söz verdiğimiz ve başladığımız projeleri bitirmek, planladığımız yeni projelere de başlamak istiyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi en önemli hedefim Galatasaray'ımızı benden sonra gelecek arkadaşlara tüm branşlarda sürdürülebilir, sportif başarıya ulaşmış en güçlü halde bırakmaktır. Bu arada hiç kimse merak etmesin, bu sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızımızı gururla göğsümüze takacağız. Bütün bu başarıların yanında değerli Hazirim, elbette ki eksiklerimiz ve hatalarımız mutlaka olmuştur ve olacaktır da. Galatasaray, her konunun sonuna kadar tartışıldığı, doğrunun birlikte bulunduğu özgür fikirlerin ortamıdır. Bundan sonra da böyle olacaktır.
Bunun yanında Galatasaray doğru diyaloğun, samimi yaklaşımında her zaman örneği olmuştur. Bugün için tüm Galatasaraylılardan ricam, bu samimiyetle ve sevgiyle bu genel kurulun devam ettirmektir. Biz çok sevdiğimiz Galatasaray'ı birlikte el ele vererek daha da ileriye götürmeyi planlıyoruz. Bugün inanıyorum, bizi dışarıdan kıskananlara da en güzel cevabı yine bu samimiyetle ve sevgimizle göstereceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın Galatasaray diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Adnan Polat. Adnan Polat buyurun. Bu arada Haziran 807. Haziran'ı bir konuda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ön sıralar eski başkanlarımıza ve abilerimize...